Dedem, fıkralarınız meşhur. İzleyicilerimiz bir de fıkra istemişler ama öyle ısmarlama oluyor mu bilmem ki. Yani Rahmetli Aydın Boysan, Aydın Boysan derdi. Boom dedim de aklıma geldi. Olmuyor. İki şey olmaz. Birisi şarkı söylemek, ötekisi fıkra atmak. Beni tanıyanlar halen hepsi hayattalar. Allah onlara uzun ömür versin. Hepsi derken yani %80'i hayatta. Allah uzun ömürler versin. Ben Necat Eczacıbaşı'na da fıkra anlatırdım. Büyük rahmetli Sabancı'ya da fıkra anlatırdım. Gülerlerdi. Şarkılar da söylerdim ben. Bilirler beni. Evet yani öyle toplantıların eğlenceli insanlarından biriydim. Hatta bir gece 1981 olmalı. Tarabya'da bir kokteylde dönemin en büyük iş adamları o zamanın büyük iş adamları vardı. Hatta İmar İskan Bakanı Şefik Tüten'di zannederim. Şefik Bey de vardı. Başka isim ama rahmetli İlhan Cavcav vardı. O zaman Gençler Birliği Kulübü Başkanı mıydı hatırlamıyorum ama o zamanlar böyle simsiyah saçlar yakışıklı bir adam. İbrahim Bodur vardı. Onların arasında bana sordular. Dediler ki ya Turgut Bey için ne düşünüyorsun? Turgut Bey de başbakan yardımcısıydı. Aynı zamanda başbakanlık müsteşar vekiliydi. Turgut Bey için ne düşünüyorsun dediler. Ben de dedim ki o anda hemen aklıma geldi. Ya heykelini dikeceğiz dedim. Hep beraber milletçe ya da yatırıp öpeceğiz dedim. Tabii o kocaman adamlar yerlere kadar. En sonunda bana bunu ileride hatırlattıklarında ne diyorsun dediler. Valla bana sorar söz dedim şu anda. Türk parasının kıymetini koruma kanunu kalkmıştır. Bana sorarsanız ben heykeli dikerim demiştim. Şimdi çok kızarlar bana. Ya, ama ne yapayım ben Ya buyum ya. benim aklıma ne Allah'ım. geldi var ya, dedem bugün yayınladığını sanıyorum değil mi? Bir YouTube videosuydu. Bizden sonra izlesinler, izlemeyenler. Nasrettin Hoca'nın fıkrası, Hangisi? hani ekonomiyle ilgili. Şu adamla karısı odaya sığamıyorlarmış ya. Evet. Ha onu anlatayım ben. Ha onu anlatayım bir daha Ay anlatayım. Ahmet'im, o Onu çok kanka. 4 sene önce anlatmıştım onu. Galiba 800 küsür bin kişi izlemişti. Çok İzlemiş yani. efsane bir şey o. Ya çok ilginç. Şimdi öyle bir şey ki Berat Albayrak çıkıyor işte olacak ya falan filan anlatıyor. Ya adamlar ne anlasalar Yiğit Bulut diyor ki dolar 1 lira olacak diyor euro. Allah Allah. Ama hakikaten oluyor biraz. Olur gibi oluyor ama ne zaman oluyor biliyor musun? Önce çıkıyor sonra oluyor. Mesela dolar 7 lira 7 lira 28 kuruşa çıkmıştı o zaman da. Sonra düştü dolar. Evet 5 liraya kadar 5-15'e kadar düştü. Ben de o zaman anlattım bu fıkrayı. Dedim ki ya komşusu Nasrettin Hoca'ya gelmiş. Hocam demiş. Benim bir göz odam var. Bir karım. Bir ben 5 çocuk. Hiç rahat edemiyoruz veya demiş Trakya Şivesi'ni anlatmışsındır. Öyle hatırlıyorum. Ne yapmam lazım diye sormuş. Hoca demiş ki ya benim bildiğim kadar senin bir tane iğnen var mıydı demiş. Var hocam demiş. Bu gece demiş iğne odaya öyle yatın. Hocam demiş sen beni yanlış anladın galiba. Bizim ev bir oda. Ben, karım, 5 çocuk. Bir de inek nasıl yatarız ya? Ya madem akıl sordun al. Öyle yat. Adamcağız gitmiş. Nasrettin Hoca'ya bilecek işi benim gibi dede. Almış inade. Odaya yatmışlar. Ertesi sabah gelmiş adam. Surat bir karış. Ne oldu demiş hoca. Ya hocam demiş ya zaten ben, karım, 5 çocuk, bir de inek iyice perişan olduk. Sen şimdi bize başka bir şey söyle. Senin demiş keçin de vardı değil mi? İki tane de keçim vardı. Bu gece de iki tane keçiyi al demiş. Adamcağız yine itiraz etmeye kalkmış. Demiş nasıl demiş. Akıl sordun dinle. Al keçiler içeriye. Adam iki tane de keçiyi almış. Ertesi gün yine öfkeyle gelmiş hocaya. Daha perişanlar. Kendisi, karısı, 5 çocuk, bir inek, iki keçi. Hocam demiş ölebiliriz. Nefes alamıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Yol göster. Senin tavukların var mıydı? Dört tane tavuğum var. Bugün de dört tane tavuğu al içeriye demiş. Adam artık hocaya böyle saygısızlık edecek. Hoca demiş ki sus. İtiraz yok. Madem ben bilge kişiyim sordun. Git al. Adam almış tavukları da. Ertesi gün tabii malum yine öfkeyle. Artık hocayla papaz olacaklar. Bir dakika demiş hocam. Şimdi demiş bu gece gidiyorsun. Dört tane tavuğu çıkarıyorsun. Adam gitmiş. Yapmışlar o gece. Tavuksuz. Dört tavuksuz. Ertesi gün gelmiş adam böyle hafif tebessüm ediyor ama bizim Nebati gibi değil. Daha az bir tebessüm yani. Ümit Özdağ'ın iktidar olacağına inanmış gazeteci gibi gülümsüyor. Yani tam bir netlik yok. Kızdın mı? Ben Çoba. de.
Şaka yapıyorum tabii canım. Neyse. Ondan sonra Bir saniye gelmiş ama hocaya, hoca demiş ki benim ya. bir dakika manipüle etmeyin beni. Benim öyle bir şeyim yok, öyle bir Ya duygum yok. şaka yapıyorum Sadece ya. bu Ya konuyu tabii. kamuoyuna taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Siz de dahilsiniz buna ayrıca. Tamam, şaka yapıyorum. Fıkrayı devam edelim o zaman. Şimdi tavuklar tavuklar çıkınca adam bir iyi bugün. Dedim ya, Nebati gibi değil ama Ümit Bey'in iktidar olacağına inanan arkadaş gibi gelmiş. Şimdi ne yapayım demiş hocam. Bu gece de git iki tane keçi çıkar demiş. Nasrettin Hoca'nın komşusu gitmiş eve. İki tane keçiyi de çıkarmış. Yapmışlar karısı, beş çocuk ve bir inek. Ertesi gün gelmiş. Adam biraz daha gülümsüyor. Bu seferki AKP'nin seçim kazanacağına inanmış Abdülkadir Selvi gülüşü. Valla garanti yani. Seçim mutlu adamcağız. Hocam demiş, şimdi ne yapacağız? Eve gidiyorsun demiş bu gece. İneği de çıkarıyorsun. Adam eve gidiyor, ineği de çıkarıyor. İlk günkü gibi karısı kendisi de çocuk yapıyorlar. Ertesi gün gelmiş adam mastika oynayarak, göbek atarak geliyor böyle. Hoca demiş ki ne o ya, çok neşelisin. Ya nasıl neşeli olmayayım demiş hocam ya. Allah senden razı olsun. E niye Allah benden razı olsun? Ya meğer bizim evi ne büyükmüş demiş ya. Şimdi ben onun üzerine de bağladım. Dedim ki ya bu millet nasıl bir millet ya? Önce dedim Berat Albayrak doları 7 lira 28 kuruşa çıkarıyor. Sonra 5 lira düşürünce göbek atıyorlar. Oh. Ya böyle bir milletiz, kusura bakmasınlar ya. Hatırlıyor musunuz? 21, geçen sene 21 Aralık'ta Malatyalılar nasıl göbek attılar? Dolar 11 liraya düştü diye. Önce 18'e fırlatıp ondan sonra 11'e düştü diye sevindiler. Oysa o dolar Şimdi 6 liralardan gelmişti. bak sevgili Tuğbacığım, ne yazık ki Orta Doğu'da eksik demokrasi böyle uygulanıyor. Liderlik, bizdeki karizmatik liderlik, önce fakirin eşeğini çalar, bizdeki fakir lider, şey karizmatik lider adam bana çaldırır, kendi tabii çalmaz. Çaldırır, bir yere saklatır eşeği. Halk eşeğini arar. Liderin, karizmatik liderin adamları da eşeği çalınan ve saklanan köylüyle beraber eşeği ararlar. Sonra derler ki bir gün köylüye, ya dur bakalım ya, bir de bizim patrona söyleyelim. Sözde patrona söylerler. Birkaç günde sözde patron arar. Sonra bir gün köylü evine döner. Eşek bulunmamış, çaresiz. Aa, bir bakar evin önünde eşek. Eşeği bekliyor. Bir sevinir, bir sevinir derler ki köylüye. Ya bizim patron buldu eşeğini ya. Git ellerini öp. Halbuki eşeği patron çaldı, bir yere sakladı, sonra da köylünün önüne koydu. Ya bizim seçmenimizin hala yarısına yakını böyle. Eşeği çalınıyor, çalanı kendisi bilmiyor ama akıllı insanlar biliyorlar. Sonra da eşeğini götürüp önüne koyuyorlar, seviniyor. Aa, eşeğimi buldu diye. Ben ne diyebilirim? Sana zarar gelmesin diye söylemiyorum. Anladım.